Evet Anayasa Mahkemesi Halkların Demokratik Partisinin kapatılması istemiyle düzenlenen o iddianamee ilişkin HDP'den bir savunma istemişti. Bu sürede 6 Kasım'da sona eriyor ve 6 Kasım yaklaşırken de HDP hem partisinin kapatılması hem de 500'e yakın kişilere siyasi yasak getirilmesi durumuna karşı bir savunma hazırladı ve bunun siyasi bir adım olduğunu söylüyor. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir. HDP'nin kapatılması için açılan davada ön savunma için verilen sürede sona gelindi. HDP Anayasa Mahkemesi'ne sunmak üzere savunmasını hazırladı. İddianamede sadece HDP'nin kapatılması değil, 500'e yakın partiliye siyasi yasak getirilmesi de isteniyor. HDP savunmasını 150 sayfadan oluşan bir metinle yapacak. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre hukuk komisyonu tarafından hazırlanan HDP'nin ön savunmasında iddianamenin hazırlanma süreci, içeriği ve kabul süreciyle ilgili hukuki itirazlar yapıldı. Savunma dilekçesinde davanın siyasi bir dava olduğu ve hukuki bir zemine dayanmadığı belirtildi. Bu kumpas davasının hukuki değil siyasi bir dava olduğunu 7 Haziran tarihi tescillemiştir. HDP'nin AYM'ye sunduğu ön savunma dilekçesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e gönderilecek. Başsavcının bir ay içinde esas hakkındaki görüşünü sunması gerekiyor. Bu görüş sunulduktan sonra HDP esas savunma hazırlığı yapacak. Bir ay olması beklenen bu süreçte sözlü savunma hakkı da kullanılacak. Parti yöneticileri esas savunmanın iddianamedeki tüm iddialara karşı tek tek yanıtları da içerecek siyasi bir savunma olacağını ifade ediyor. Sözlü ve yazılı esas savunma süreci tamamlandıktan sonra raportörlerin hazırlayacağı rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılacak. Daha sonra AYM Başkanı Zühtersin'in belirleyeceği tarihte üyeler bir araya gelecek ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Bu sürecin yaz aylarını bulabileceği değerlendiriliyor. Bundan sonra bütün gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Bir talimatta yargıya verildi. Gözler anayasa mahkemesinde olacak dedi. Kapatma davasını 15 kişiden oluşan anayasa mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Partinin kapatılması için 10 üyenin kabul oyu kullanması gerekiyor. Ve HDP'nin kapatılması siyasetten, demokrasiden, kaydının silinmesi hepimizin özellikle anayasa mahkemesinin namus borcudur. Savcı siyasi otoritenin talimatıyla harekete geçiyorsa orada demokrasi yok demektir.